Değerli Akrep burçları, duygusal bir tavan olacak. Yani 14 Aralık, 20 Aralık Akrep burçlarında duygular karma karışık olacak. Güven sorunu yaşayacaksınız. Etrafınızdaki insanların dürüst bana doğru mu söylüyor? Böyle bir devamlı böyle bir laf hani laf almadır. Acaba bunu söylersem aynı şeyi mi söyleyecek diye böyle karşı tarafı devamlı bir laf kollama evresindesiniz. Evet, geçmişe dayalı ve hala da duygular anlamında kırgın olduğunuz için etrafın size zarar getirmesinden endişelisiniz ve kendinizi bu noktada kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Fazla abartmadınız mı ya? Bence dağınık bırakın. Puzzle dağınık kalsın. Bozmayın. Yani siz toplamaya çalıştıkça puzzle'da kafanız, yani beyniniz karışıyor. Bence bu hafta geçmiş ya da gelecek planları yapmayın. Bir beyni bir boşaltın. Derin nefes alın. Gerçekten çok konuşuyor beyniniz bu ara. Hiç susmuyor. Uykuya yatıyorsunuz, hayallere dalıyorsunuz. Aynı. O yüzden mümkün olduğu kadar güzel nefes alın ki kendinizi bulun. Çünkü buna çok ihtiyacınız var. Yani duyguların ezginliğini, duyguların karmasını o kadar derin, ay böyle kalbinizi açsam acıyor benim kalbim. Yani neyi anlatayım? Daha kime ne iyilik yaptıysam hepsi işime, parama, aileme, eşime, çoluğuma, çocuğuma kadar yani zarar ettiler diyorsunuz. İçiniz acıyor ama bence bu hafta beyni bir boşaltalım. Çünkü sizin işinizle alakalı tam gaz devam edecek bir kapı. Yöneticiniz, patronunuz, alanınız size ünvanınızı takacak. Yani ünvanınızı verecek. ve gerçekten hedeflediğiniz bir masa vardı. Buna sahip olacaksınız. Bence siz geçmiş duygular, hak, hukuk mevzularını kenara bırakın. Allah sizin adaletinizi o kadar güzel sunacak ki. Yani ben fazlasıyla aldım diyeceğiniz döngüde olacaksınız. Rahat, derin, panik ataktan kurtulun. Panik atak yok. Nefesim daralıyor. Gece kızarıyorum. Bu evrelerde yok. Belki antropoza, menopoza ya da ergenlik dönemindesiniz. Bu enerjiniz sakinlikle atmaya ihtiyacınız var. Evli olan bazı akrep burçlarında boşanma radikalliği var. Yani ben artık bu düzende mutlu değilim. Her şey çok üst üste geliyor. Ben onun kahrını, bunun kahrını çekemem. Hem parayla hem de laf şikayetlerinden yoruldum. Ya eşiniz size yapıyor ya da siz ona yapıyorsunuz. Bence siz birbirinizi seviyorsunuz ama birbirinizi anlamıyorsunuz. O kadar geçmişle alakalı olaylar çok birikmiş birikmiş arkanıza ki yani nereyi tutsam elinde kalıyor. Nereyi tutsam elinde. Yani size ortak bir enerji kalmamış. Bence bunlar için de tam doğru ilişkinizi gözden geçirmek için beyni güçlendirin, atın her şeyi, puzzle'ları bırakın. Siz puzzle yapmayı bıraktınız bugünden itibaren. Sağlık konularınız, özellikle kan değerleriniz, kan şekeriniz, göz tansiyonunuz ya da baş dönmeleriniz olabilir. Dikkat diyorum. Sinirsel aslında ama ben yine dikkatliyim. Bu sinirsel ağrılarınız var. Son zamanlarda da göğüs seyiriyor olabilir. Sinirsel seyiriyor. Biri beni anlıyor değil. Göz sinirleriniz hassaslaşmış. Bunları kontrol edin diyorum. Mahkeme ya da evrak konularınız, beklediğiniz bir kağıt temiz almasını istiyorsanız bu hafta bunlarla ilgili mahkemeleriniz söz konusu olacak. Bu davalar görülecek, ertelenecek. Biraz canınız sıkılsa da sonu aydınlık olacak. Ertelenmeler gerçekleşecek. Bazı akreplere demişim ki yani şehirler arası yolculuk yapan özellikle tır şoförü ne bileyim yani işiniz gereği Ankara'dan İstanbul'a İzmir'den Ankara'ya gidiyorsanız devamlı yolda geçen kadın erkek ayrımı yapmıyorum. İşlerinizle ilgili çok büyük bir olumluluk hatta ve daha yoğun bir tempo daha telefon trafiğiniz ön planda olacak. Doğru paralar hanenize geliş dönemini kutlayacak. O yüzden kazançlarınızı elde etmeye başlayacaksınız. İşsiz olanlar bir arkadaşınızın ya da çevrenizde inandığınız biri size iş sunacak. Gidin iyi olacağını düşünüyorum. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinleyin değerli akrep burçları. Astrolojiden ne haber ve e-akkaya official Instagram sayfalarımı takip etmek istiyorsanız da oraya gidiyorsunuz. Umut ışığı, göz ışığı, aşk ışığı sizinle olsun. Sorunlarınız mis gibi aydınlansın.